Hocam merhaba, nasılsınız? Öncelikle sağlıklı günler dilerim. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey sağlık sanırım. Çok teşekkürler. Hem sağlığım iyi hem sıkılmadım. Şanslısınız hocam. Hocam yaptığınız birçok iş var, yaptığınız birçok proje var. Ben mesleki olarak da kişisel olarak da sizi tanımaktan çok büyük bir onur duyuyorum ve sanatsal gözünüzün de çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. Onun için biraz sanat konuşalım istedim bugünlerde. Özellikle yoga yapımı ve yoga ve ekmek yapımından ziyade biraz daha faydalı şeyler konuşalım diye sizden rica ettim. Siz de beni kırmadınız. Çok Estağfurullah. teşekkür ederim öncelikle. Estağfurullah bizim. Seninle sohbet her zaman çok keyifliydi benim için. Peki hocam. Hocam çok fazla uzatmadan direkt soruyla başlayayım mı? Çünkü benim kafama takılan çok ciddi bir sorun var. Bunu sizle konuşmak istiyorum. Şimdi hocam, Dinliyorum. bir albüm çıkarmış sanatçılar ya da hasbelkader iki tane dizide oynamış oyuncular kendilerine magazin programları ya da sosyal medya hesaplarında sanatçı derken şair, tiyatrocu, heykeltıraş, ressam, müzisyen gibi insanlar az önce saydığım sıfatları kullanıyorlar. Yani kendilerine sanatçı demiyorlar. Neden bunu böyle söylüyorlar ya da toplumun onlardan beklentisi mi bu? Yani sanatçı, tırnak içindeki sanatçı ifadesi biraz bu tür insanlara kaldığı için ifade biraz küçülüyor mu? Ne dersiniz? Bizim bu meseleyi aslında nasıl baktığına, nereden baktığına, baktığın yerin neresi olduğuna dair rivayet muhtelif. Kendisini unvan biçimiyle sanatçı diye tanımlayana söyleyecek bir şeyim yok. O öyle tanımlıyorsa o sanatçıdır. Ama ben verdiğin örnekteki grup açısından dizi oyuncusu demeyi, şarkı söylüyorsa şarkıcı demeyi tercih ediyorum. Sanat biraz başka bir şey. Aslında onu başka bir şey kılan hakikaten nerede ve nasıl beslendiği ile ilgili, onun vasatı ile ilgili bir mesele. Çok ya başından alırsak meseleyi, bence de öyle almak lazım. Kendine işte bir dizide oynamış birinin sanatçı diye tarif ettiğinde aslında ona şu bilgiyi anımsatmak lazım. Senin de benim de bildiğimiz yeryüzünün ilk sanatsal faaliyeti arkeolojik kazılarla ortaya çıkmış boya kapları olduğuna inandığımız şeyler yapılar Örnekler. 100 bin yıl öncesine dayalıyor. Böyle başlıyor. Sonra eski Yunan diyor ki ben insan fiziğini, onun fiziki halini, ideal oranlarını önemsiyorum diyor. Onun üstüne inşa ediyor sanatını. Bizans, Orta Çağ hem İncil'den etkileniyor hem dini motiflerden etkileniyor. Dini kitapların kenar süslemeleriyle bir ikonografik bir şey geliştiriyor. Bir iş geliştiriyor. Rönesans, ya bir dakika diyor böyle olmaz. Fiziksel dünyayı resmetmemiz lazım diyor ve bence yeryüzüne çok önemli bir şeyi, perspektifi ve özellikle heykelde üçüncü boyutu getiriyor. Diyor ki ben sanatı burada yoğunlaştıracağım diyor. Hatta bütün bunları yaparken Rönesans boyutunda söyleyeyim. Özel grupların, çok zengin grupların, Rönesans döneminin zenginleri diye tarif ettiğimiz yapıların, senin de iyi bildiğin diyelim ki bir Medici ailesi, Evet. Floransa'yı sanatın başkenti ilan ediyor ve kendi tek eline alarak büyük ressamları, heykeltıraşları hanedanına katıyor ve onların ürünlerinden onların ürün üretebilecekleri bir vasatla ilgileniyor. Sonra geliyoruz daha doğuya, İslam sanatıyla karşılaşıyoruz. İkonografi burada şey yasak. Bu nedenle bizim karşımıza özellikle sonra Selçuklu döneminde daha net bir şekilde ortaya çıkan geometrik şekiller, hat sanatı, resim yasak olduğu için minyatürün arkasına saklanan bir sanat anlayışı egemen oluyor. Minyatürün Sonra da arkasına saklanan. Ne güzel dediniz hocam. saklanıyoruz orada. Bir üçüncü boyut da yok. Aslında iki boyutta resmediyoruz meseleyi. Aslında tabii topluca yaftalamak çok da doğru değil. Aynı dönemde
Doğu'da İslam sanatının egemen olduğu bir dönemde biz Halife Abdülmecit'in, ikinci Abdülmecit'in bir harem ressamı olduğunu da iyi biliyoruz. Deyim haremden büyüklüğü görüntülü resimleri de var. Aslında hani bir yandan resim tukaka edildiği bir noktada halife bile böyle resimler üretebiliyor. Sonra Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Orada din daha egemen, daha resesif bir karakteri var. Sanata yön veriyor. Hindistan, Tibet'te bakıyorsun, renkli heykeller var, dans var. Sonra en doğuya gittik. Çin'de bu başka bir neşferet buluyor. Bir kuyumculuk öne çıkıyor sanat biçimi olarak. Bronz işçiliği öne çıkıyor. Resim var. Sonra hep beraber izlediğimiz bugüne kadar gelen bir tiyatro geleneği var. Sonra işte bildiğimiz Batı'da 18. yüzyılın bir aydınlanma meselesi var. Orada rasyoniteyi esas alan bir halleri var. Sonra da yani daha genel tanımlarıyla bir akademik sanat, sembolizm, izlenimcilik gibi sanatlar başat rol almaya başlıyorlar. Şimdi böyle bakınca meseleye, yeryüzü sanatla nasıl tanıştı ve nasıl gelişti noktasında bakınca hakikaten bir klip çekince tek şarkıyla, hatta bunları yaz aylarına denk getiriyorlar, plajlarda söyledikleri bir seferlik şarkılarla bu arkadaşlarımız sanatçı olduklarını düşünüyorlar. Eğer hocam bu, orada bir araya girebilir miyim? Bir müsaade eder misiniz? Onun da sebebi şu hocam. Hem yaz tatilini hem işi bedavaya getirelim. Prodüksiyonun içinde zaten o sahillerdeki tatil parası da olacağı için özellikle sahillerde çekmeyi tercih ediyorum. İşte bu. Yani şimdi onun için herhalde benden bu arkadaşlarımızın da sanat yaptıklarına dair bir değerlendirme beklemiyorsun. Eleştirmek de istemiyorum. Yani daha doğrusu kınamak istemiyorum. Çünkü bu coğrafyada aslında sanat dediğin mesele üst yapının bileşenlerinden bir tanesi, değil mi? Yani evet. Kültür de bunun bir tanesi, din de bunun bir tanesi. Siz hangi coğrafyada yaşıyorsanız, hangi iklimde yaşıyorsanız, hangi aile ortamında ve arkadaş ilişkileri içinde gelişiyorsanız kendinize çok benzer, kendinizi iyi hissettiğiniz çevrenin müziğini dinliyorsunuz. Onun yaptığı resimden, ki resimle çok ilgileri olduğunu sanmıyorum o grupların, onlardan keyif alıyorlar. Ama resim deyince aklıma geldi. Mesela bir dönem bu ülkenin yönetiminde de egemen olmuş, hepimizin yakından tanıdığı faşist Kenan Evren, bir ressam olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Hatta evet. Utanmadan Picasso resmini, ben de bunu yapabilirim zaten, ne var bunda diyecek kadar da aşağılık bir hale dönüşmüştü. Ama hocam orada ama tuhaf bir kez daha araya girebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Tabii. Elbette Kenan Evren'in bunu bir ressam olarak nitelendirmek tabii ki şaka gibi bir durum ama burada da biraz şunu belirtmeden de geçemeyeceğim bu konularla. Anlı şanlı holding patronları, anlı şanlı isimleri de resimlerine büyük paralar verdiler, değil mi? Tabii. Evet. Aferin. Verince evet. O da tabii bir şey oluyor. Aferin. Bir sıkıntı oluyor. Aferin Besim'cim. Yani evet, bu değerli, ben de lafı aslında biraz oraya getirecektim. Sonunda yani bizim bugün tukakaya yaptığımız, hatta resimlerini evinin hiçbir yerine asmayacağın bir adamın tablolarına binlerce, milyonlarca lira para ödeyerek satın aldılar. Sanatı da onlar böyle değerlendirdiler diye düşünüyorum açıkçası. Yani hocam, kişisel olarak cetvelle bile düz çizgi çizemeyen bir adam olarak benim de milyonlarca lira o büyük holding patronları o çizgilerime verseler, ben de kendimi ressam zannedebilirim yani açıkçası. O zaman bir şarkı yapmış arkadaşımızın kendini sanatçı diye tarif etmesini çok hırpalamayalım bence. Evet, biraz onları, oraya doğru geliyor diyeyim. Evet, onları kendi dünyalarında bırakalım. Alıcı buldukları sürece yaşayacaklardır. Hatta burada aklıma şey örneği geliyor benim. Hiçbir dönem benimsemediğim, onaylamadığım, müziğini de sevmediğim bir Justin Bieber fırtınası esti bu coğrafyada, değil mi, bu dünyada? Milyonlarca izleyicisi oldu. Son derece kötü, pespaye bir müzik yaptı.
hatta bir ikon olarak ortaya çıktı. Pazarlandı, raf ömrü bitti, şimdi yok artık. Evet. Ülkemizden de örnek veririz hocam bunlara. Ben diğer soruma geçebilir miyim? Çok teşekkür ederim cevapladığınız için. Buyurun, hocam, şey sormak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanata ve sanatçıya verilen önem ortada. Bunu herhalde hiç kimse tartışamaz. Sanat eğitimiyle ilgili de yapılan çalışmalar, işte yurt dışına gönderilen o işte özel çocuklar ve geldiğinde işte kurdukları sistem falan inanılmazdı. Gerçekten sanatın ne olduğunu az çok bu topraklara anlatılmaya başlandığı dönemdi ve hepimizin gurur duyduğu bir dönem. Peki biz ileriye gittikçe bu sanat eğitiminde ya da sanat kavramında neden geriye doğru gidiyoruz? Yani her konuda olduğu gibi ileriye gittikçe daha gerilemeyi bu konuda nasıl başarıyoruz? Valla söylediğin şey, soru beni tahrik etti aslında. Şunu söyleyelim. Senin de ilgili olduğunu biliyorum. Türkiye'de ilk defa 29 Ekim 1924'te bir cumhuriyet, bizim sonra bayram olarak kutlamaya başladığımız 29 Ekim'de bir sınav açılıyor ulusal ölçekte. Yurt dışına çocuk gönderme sınavı. Bu sınavı 22 tane genç kazanıyor. Bunlar esas olarak birkaç tanesi Fransa'ya, önemlice bir kısmı Almanya'ya olmak üzere iki ülkeye gönderiliyorlar. Ve ilk gemi Ocak 1925'te limandan ayrılıyor. O gemide olanların birkaç tanesini anımsamaya çalışalım. Bunlar genç insanlar. Hatta çocuk yaştalar. İlk kafilede Mahmut Cüda var. Mahmut Cüda Türk resminde sonra uzun yıllar damgasını vuracak çok önemli bir ressam figürümüz. Bir ekol. Hatta resimle grafiği birbirine karıştıran, sonra karikatüre evrilen bir şeyi var, arka planı var. Sonra hepimizin iyi bildiği Ulvi Cemal Erkin var. Cezmi Rıfık var, Cemil Sena var, Naci Ecer var. Sonra Türk siyasetine damga vurmuş, iki kimliğiyle başbakanlıkta yapmış Sadi Irmak var, Suat Hayri Hürgüplü var, dönemin bakanı, Necip Fazıl Kısakürek var, belki az bilinir bu haliyle. Sonra Ekrem Akurgal var, Türk arkeolojisinin atasıdır. Evet. Modern arkeolojinin kurucusudur. Bu genç insanlar 1925'te gönderiliyorlar ve Atatürk'ün çok benim motto yaptığım bir şeyi var, değerlendirmesi var. Diyor ki sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönmelisiniz diyor. Şimdi aslında bu Cumhuriyet'in toplumu şekillendirmeyle ilgili bir çabası aslında bu. Yani dönemin konseptini düşündüğünde işte 10 milyon nüfus, iki tane harpten çıkmışsın, ülkede mimari diye bir şey yok, Ankara'da küçük küçük örnekleri yeni yaşanıyor. Bırak müzik yapmayı, resim yapmayı, derin açlıkla boğuşulmuş bir devlet inşa ediliyor. Devletten öte aslında bir toplum inşa ediliyor. Okur yazarlık olanı %2-%3'ler seviyesinde bu eski yazıyla. Yani yazı değişti, evet. Sonra bilgisiz kaldık cümlesi külliyen yok hükmündedir. Bir gecede yani, hocam. Bir gecede cahil kaldık. Kaldık ama o sırada cahiller şey %2'siydi zaten Arap harfleriyle kendini ifade edebilenler. Bu bir çabaydı. Bu bir toplumun yeniden inşası meselesiydi. Ama ben tabii bu dönemde de bir toplum inşasına ilişkin bir değerlendirme var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep beraber dinlediğimiz bir değerlendirmesi var. Ben kindar ve dindar bir nesil yetiştireceğim noktasında zaten onun da bir çağrısı var. O da çağrısını bir sanat üstünden, kültür üstünden böyle inşa edeceğini ifade ediyor. Ama bizi başka bir gelecek bekliyor Besim. Bu sorunla çok ilgili olduğunu düşündüğüm bir değerlendirme yapmak istiyorum tam burada. Aslında bir süre sonra ne kadar anlamsız, gereksiz, niteliksiz bir yapıya dönüşeceğimize ilişkin bir kanaatim var. Ben de katılıyorum Noah Harari'ye. O diyor ki
Yani senin de bildiğin evrim içinde biz yerde dört ayağımızın üstüne ya da ellerimizle beraber yürü noktadan ayağa kalktık. Homo erectus olduk, değil mi? Evet. Sonra Homo sapiens olduk. Çok değil, onlu yıllar içinde Homo deus'a dönüşeceğimiz başka bir hale evriliyoruz. Bu sırada bu devinim o kadar hızlı ve güçlü olacak ki bizim bildiğimiz sanatı da içine ruh da üfleyerek, açık söylüyorum, içine ruh da üfleyerek yüksek teknolojiyle bunu üretecekler zaten. Ve biz buna sadece seyirci kalacağız ve sadece izleyeceğiz. Şu anda yaptığımız işlerin birer nostaljik şey gibi, telaş gibi geriye dönüp ya aslında biz geçmişte şunlarla da ilgilenmişiz diyeceğimiz bir hale evrileceğiz diye düşünüyorum. Bu çok uzak bir gelecek değil. O açıdan sanatı da kültürü de yeni dönem, yeni formatıyla başka bir halde konuşmaya başlayacağız. Belki biz bunu ömrümüzün sonuna doğru konuşuyor olabiliriz seninle. Evet. Yani birkaç on yıl sonra bunu bu haliyle konuşuyor olabiliriz. Evet. Yani bunu şeyden mülhem söyledim. Daha gelişmiş bir sanat toplumundan nereye evrildik, geriliyor muyuz diye. Bizim gerilenme halimizin dünyada hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacak. Yani dünya başka bir grupla birlikte öyle bir yere evrilecek ki biz zaten kendi dünyasında kendi yaşam ömrünü tamamlamak üzere çabalayan gruplar olarak, güruhlar olarak, bunu yeryüzü için söylüyorum, Anadolu coğrafyası için değil. Bütünün de evrensel bir noktada başka bir yere evrileceğiz diye düşünüyorum. 1940'lı yıllarda piyano dalında süper çocuk seçilip yurt dışına gönderilme hakkı kazanan bir piyanist babaannenin torunu olarak da onlardan bahsettiğiniz için de teşekkür ederim. Ne güzel. Nurlar içinde yattınlar. Evet. Hocam peki, yok hocam hala yaşıyor. Şükür. Aman ne güzel. Aman bir ne güzel. Şükür. 89 yaşında, 86 yaşında hala sağlıklı, dinç. Maşallah hocam. Maşallah. Peki hocam, şimdi madem yaşlar açıldı bu konu, hiç bu soruyu da sorduğum için lütfen beni bağışlayınız ama benden yaşça büyük olduğunuz için bu haddi kendimde buldum. Yaş ilerledikçe sanat zevki ya da sanata bakış açısı değişiyor mu hocam? Değişiyor tabii. Olumlu olumsuz. Tek cümleyle söyleyeyim. İmbikleniyor, damıtılıyor. Daha seçilmiş, daha imbiklenmiş şeylerden keyif almaya başlıyorsun. Ben bu halimden çok memnunum mesela. Biz de çok memnunuz hocam, yani, olayım olabilirsiniz. Yani kültür ve sanatla iletişim yaşlandıkça kesinlikle daha nitelikli bir yere evriliyor. Peki yani hocam, şu an aklıma geldi. Buyurun sözünüzü kesmeyin, buyurun hocam. Yani bu deneyim yaşanmışlıklar sonunda böyle bir tortu bırakıyor, onu söyleyeyim. O tortu da güzel bir tortu oluyor bence. Kesinlikle. Peki hocam, şu an aklıma geldi. Bunu da sormadan, hatta son soru olarak kabul ederseniz de mutlu olurum. Bir etnolog olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki her halkın, her kültürün, daha doğrusu halk yanlış bir ifade olur, her kültürün belli seçenekleri vardır. Belli çeşitlenir. Yani o bir şekilde sizin o bıraktığınız tortu ile beraber o kültürler şekillenir. İşte her kültüründe beslenme alışkanlığı vardır. İşte halk hekimliği alışkanlığı vardır. Savaşma alışkanlığı vardır falan. Bizim de çok ciddi bir sanat anlayışımız var. Kültürümüz olarak bahsediyorum. Yani sadece bir ülke olarak bahsetmiyorum. Kültürden bahsediyorum. Sizce bizim milli sanatımız evrensel dünyada nerede? Çok zor soru. Şu an aklıma geldi. Özür dilerim hocam ama zorladı. Evet, yani torbun büyüğünü en sona saklamışsın. Zor bir soru. Yani nasıl zor? Tabii sanatı o zaman şey yaparak, biraz kategorize ederek bakmak lazım. Demek mesela resim demek lazım. Resimde diğer yüzünde neresindeyiz diye bakmak lazım. Heykelde demek lazım. Müzikte daha genelleme olursa lazım. Hocam. Ben yani yeryüzünde şey olduğumuz, bütün bunların neşveret bulduğu, geliştiği,
yeryüzüne kısmen orta kıta Avrupa'sına egemen olduğumuz dönemden farklı olarak çok etkili olduğumuz kanaatinde değilim. Yani Türk sanatının, Türk müziğinin yeryüzünde evrensel bir şeyle altı çizilecek, takip edilen, hele yüksek teknolojiyle birlikte takip edilen bir noktada olduğumuz kanaatinde değilim. Keşke olsaydık. Keşke olsaydık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani biz açıkça söylüyorum, bizi dış dünyaya evrensel boyuta taşıyan hepimizin ortak dostu, faydası, tanıdığımız Fazıl Say'a bile bu ülke tahammül edemiyor Besim'cim. Fazıl Say ki 365 günlük, belki 300 günlük Türkiye dışında konserlerle sürdüren bir genç adam ve daha çok bütün repertuarını Türk motifleriyle süsleyerek bir Nazım oratoryasıyla, bir Yunus Emre oratoryasıyla bizi anlatmaya çalışan bir çaba bu ülkede günah keçisi ilan edildi. Ve ben ona büyük haksızlık yapıldığını zaten düşünüyorum. Niye böyle olamıyoruz noktasında sanıyorum bir cevap bu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hem sorularımı cevapladınız, hem sizi yeniden görmek çok güzeldi. Yeniden belki bir sene sonra kamera karşısında sohbet edebilmek çok güzeldi. Biz hep konuşuyoruz, o ayrı ama bu karantina günlerinde pandemiyi yaşadığımız yerde sanat konuşmak inanın benim içimi açtı, ruhumu okşadı. Buna sebep olduğunuz için çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum Besim'cim. Her türlü çağrına hemen gelmeye, katılmayı da bir açık çek olarak veriyorum. Çok yani teşekkür ederim. Her türlü çağrına icabet ederim. Çok mutlu ettiniz beni hocam. İyi sağlıklı günler diliyorum. İyi ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar hocam. Görüşürüz.